Söylentiye göre çok eskiden köyün birinde Zeynep isimli güzel bir kız yaşarmış. Zeynep'in köyündeki bir düğünde uzak köylerden gelen Ali Zeynep'i görür ve görür görmez aşık olur. Köyüne dönünce hemen görücü gönderir Zeynep'e. Zeynep'i isterler, verirler Ali'ye. Düğününü yaparlar. Düğün olduktan sonra yolu 3 gün 3 gece süren köyüne götürür Ali Zeynep'i. Bu kadar uzak olduğundan Zeynep anasını, babasını, kardeşlerini tam 7 yıl göremez. Bu özlem Zeynep'in içinde o kadar büyür, o kadar büyür ki bazen köyün en yüksek tepesine çıkar, kendi köyüne doğru döner ve kendi yaktığı türküleri mırıldanır dururmuş, dertlenirmiş. Oysa kocası Ali, Zeynep'in bu özlemine pek aldırış etmezmiş. Eski sevgisi de kalmamış. Zeynep, gel zaman, git zaman, hem kocasının horlaması, hem annesine babasına olan özleminden hastalanıp yataklara düşmüş. Tabi haberi ailesine ulaşmış. Ailesi yolu 3 gün 3 gece süren Zeynep'in yaşadığı köye gelirler ve Zeynep'i yatakta hasta halde bulurlar. Zeynep o anda son gücüyle, son dermanıyla ailesini görür, bir nebze de olsa hasret giderir. Giderir, giderir ama artık çok geç kalmıştır. Dilinde türküsünü mırıldana mırıldana, ailesine olan özlemiyle gözleri anasına babasına takılı kalırcasına yumar gözlerini hayata. İşte o gün, bugündür bu türkü ayrılığın türküsü olarak söylenir durur. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşırı aşırı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun. Ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı ben köyümü özledim. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı aşrı memlekete kız vermesin. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim.